sene iş pazar dar gibi görünüyor. Yani iç pazardan fuar ziyaretçisi herhalde bu cumartesi veya pazar günü olabilir. Ama diğer günlerde yurt dışından gelenler ağırlıktaydı. Yurt içi pazarında hem doların dövizin yükselmesi, altın fiyatlarının belli rakamlara ulaşması talebi düşürdü. Bu talebin düşüklüğü de insanları biraz alışverişten geri bıraktı. Bu da tabii kuyumcuya da yansıdı ve özellikle taksit de kaldırıldı biliyorsunuz. Altınla ilgili ve pırlanta ile ilgili. Burada da sıkıntılar yaşanıyor. Yani iç pazar bayağı bir daralma yaşıyor. Ziyaretçi sayısında da sanırım azalmıştır. Belki rakamlar çıkınca görülecektir. Ama dışarıdan Balkan ülkelerinden ve Arap ülkelerinden gelenler var. İran biraz zayıf görünüyor. Rusya biraz zayıf, yok gibi, öyle görünüyor. Amerika'dan çok görmedim ama yani diğer ülkelerden var. Bir altında biraz yoğunluk var. Pırlantada da sade yoğunluğu var. Fakat fuarla ilgili bir sıkıntı gördüm. Ben bugün geldim fuara, cumartesi günü bugün. Fuarda pırlantayla altının kopartılmış olması çok büyük bir handikap, yanlış bir durum. Geçişi çok rahat olmalıydı. Hem pırlantadan hem altına geçişi çok rahat olmalıydı. Eğer bu şekilde devam ederse bir dahaki sefere katılımcıların bunu gözden geçireceğini tahmin ediyorum ve yani katılımda zorlanabilirler. Yanlış bu durum. Geçiş çok mükemmel olmalı. Rahat olmalı. Arabalarla falan, şatıllarla müşteri taşınmaz. Bu yanlış. Bunu bir an evvel düzeltmeleri lazım. Yani en büyük şu andaki fuarın sıkıntısı bunu gördüm ben. Ama diğer yönde tabii ne kadar ziyaretçi var, ne var onu tam bilemiyorum. Yani bizim açımızdan Koçak olarak da iç pazar durgun olmasına rağmen bizim hitap ettiğimiz coğrafya gayet memnunuz. Biz 18 ayar hazır mal bulunduruyoruz. 14 ayar hazır mal bulunduruyoruz. Yani mağazamızda çok büyük bir yoğunluk vardı. Çok memnunum ben. Yani fuar değil, fuarın döneminden. Fuar döneminden biz memnunuz. Ama fuardan dediğim gibi bu iki ayrı yerleşim olması, pırlantacıları, mücevhercileri, işte altıncılarla kopartılması çok büyük bir handikap olmuş. Yanlış mı? Bunu derhal düzeltmeleri lazım. Yeni yaşanan bir olay değil. Türkiye'de zaman zaman ekonomik farklılıklar, krizler yaşanmıştır. 1994'te, 2001'de ve bugün de döviz fiyatlarının aşırı yükselmesiyle epey bir sıkıntılı dönem yaşıyoruz. İç pazarda özellikle. Alışacak insanlar. Yani bu fiyatı, yani dövizin, diyelim ki doların, euronun 7 lira olmasını içine sindirecek ki bu da zamana ihtiyaç var. Ne kadar olur? 6 ay olur. Belki bir sene olur. Bunu içine sindirdikten sonra, insanlar buna alıştıktan sonra yavaş yavaş tabii ki altın alışverişini de yapacaklar. Ha, altın alışverişi altın olarak çok düşmedi ama pırlanta olarak gerçekten düştü. Yani sanırım pırlantada çöküş gibi bir şey var. İnşallah toparlar. Eğer toparlayamazsa da zaten pırlanta sektörü büyük bir sıkıntıya girebilir. Böyle bir düşüncem var. Behemahal taksidi getirmek lazım altında. Çünkü altın ve pırlanta bir tüketim malı değil. Altın ve pırlanta bir nevi tasarruf malıdır. Tasarruf emtiasıdır. Onun için bu yanlış uygulamadan dönülmesi lazım. Bizim insanlarımız asırlardır altınla tasarruf ederler. Peki son dönem dövizle tasarruf ediyorlar. Döviz koyuyorlar kasalarına, yastıklarına, neyse ceplerine. Ama asırlardır altınla tasarruf ediyorlar. Onun için altın alımını kolaylaştırmalar lazım. Bırakın böyle daraltmayı. Yani Bankacılık Denetleme Kurulu bunu çok acil bir kararla düzeltmesi lazım. Yazık olur bu. Hem insanımıza yazık olur, halkımıza, hem de uyumculuk sektörüne büyük yazık olur. Bir an evvel bunu düzeltmeleri lazım.